Buyurunuz Sayın İncöz. Biraz evvel Hatip'in tüm konuşması içerisinde 69'a göre sataşmadan söz talep ediyorum. Grubumuzu izah edici ve itham edici bir konuşma gerçekleştirmiştim. Cevap vermek zorundayım. 2 dakika size sataşmadan söz veriyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle grubumuza sabrından dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir kere biraz evvel bu kürsüden yapılan konuşmaların hakikaten hangi minvalde yapıldığını bir çerçevesini çizeceğim. Bir kere neredeyse bugün arkadaşların çoğu milletvekili arkadaşlarımızın bugün yaşadığımız sürecin bir darbe olduğunu itham etmekte. Biraz evvel konuşmamızda söyledim. Bak darbe deyince darbenin içeriğini bir açmak lazım. Darbe bir kere millete karşı yapılır. Milletimize karşı yapılır. Darbenin amacı demokrasiyi kesintiye uğratmak, inkitaya uğratmak, askıya almaktır. Darbe anayasayı ortadan kaldırır. Bak hala bir darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Değerli milletvekillerim, grubuma da soruyorum ve sabırlarından dolayı da teşekkür ediyorum. Şu anda böyle bir şey var mı? Anlamak lazım. Bugün yaşadığımız süreç içerisinde Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız bir görev değişimi uygun görmüşler. Bunu açıklıyorlar. Tabii sizin bunu anlamanız imkansız. Ya arkadaşlar ne oluyor? Bu kadar sessiz, bu kadar gürültüsüz. Bunlar nasıl bu işi başarılıyor diye şaşkınlık içerisindeler. Bu anlamda da ben sizin sabrınıza teşekkür ediyorum. Bunun sebebi şu. As olan millete hizmet olunca sizin bunu anlamanız mümkün değil. Burada ikinci kez hatırlatmak istediğim bir konu da var ki, bütün bunları söylerken, Sayın Cumhurbaşkanımıza diktatör derken, bir bakmak lazım. Milletine hizmetkar olmayı hedef koymuş, 14 yıldır milletine hizmetkar eden, milletimizin oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanımız. Bir de özellikle şunu belirtmek istiyorum ki, biraz evvel bu süreçle alakalı darbe derken insan bir şöyle aynaya bakar. Benim geçmişimde ne var? Bunu söylerken ben yüzüm kızarmaz mı diye. Bakın 10 Mayıs 2010 tarihinde bir genel başkan değişikliğine gidiliyor. Hicap ediyorum bana bunları bu kürsüde söylettiğiniz için. Ya bir düşün. Teşekkürler Sayın İncöz.